Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Bugün 24 Nisan 2019 günlerden çarşamba. Evet, dün güzel güneşli bir havada çocuklarımızla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yani 23 Nisan'ı çok güzel bir şekilde kutladık. Tüm Türkiye'de gerçekten coşkulu kutlamalar vardı. Üzücü olaylar var mıydı? Elbette vardı. Küçük çocuklara istismar gündeme geldi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da halkın isyan etmesine, bu konudaki tepkisini vermesine sebep oldu. Umarız çocuklarımız, özellikle hastanede şu an yoğun bakımda olan kız çocuğumuz tez zamanda şifaya kavuşur diyelim. Evet, bugün ne konuşalım dedik. Efendim bugün Bursa'yı, Bursa'nın renkli siması, efendim Sahip Keçici ile MUYAT Başkanı. MUYAT nedir? Mudanya Köylerini Yardımlaşma Derneği olarak bilinen Bursa'nın renkli siması, siyaset dünyasında da uzun yıllar kendini ispatlamış, göstermiş, sevilen bir isim Sahip Keçici. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Bütün izleyicilerimize hayırlı günler olsun. MUYAT, az evvel söylemiştiniz, Mudanya Köylüleri Yardımlaşma Derneği kurulalı 3 sene geçik bir zaman oldu. Kurucu başkan olarak göreve başladım. 3 ay evvel de güven tazeleyerek tekrar görevimize başladık. 3 sene zarfında neler oldu kısaca anlatayım. Peki. Mudanya'nın bir gereksinmesi olan bir dernekti. 100 bin nüfusun bir derneği, Mudanya ve Köyleri. Bir hemşer derneği değil, Mudanya'yı kapsayan bir dernek, Mudanya ve Köyleri olunca. Şöyle, biz ilk başladığımızda buna bir gerek olduğunu anladık. Evet. Yani nasıl diyeyim, böyle bir dernek zaten kurulmamıştı. Hemşer dernekleri vardı ama bu dernek herkesi kapsadığı için büyük bir kapsamlı bir dernekti. Biz de göreve geldiğimizden bu tarafa ilk olarak güzel, görkemli bir açılıştan sonra 5000 kişi kapsayan 71 çocuğu sünnetinden başladık. Sırasıyla işte camilere yardım. Yani bütün 36 tane köyün spor malzemelerinden tutun da yani akla gelmeyecek şeyler tam faal olarak hizmet etmeye başladık. Aşağı yukarı eski parayla 500 milyar yeni parayla bir yatırım gibi yani bunları bulduk, buluşturduk. İnsanlara yardım elini uzattık yani. İhtiyaç olanlar gelir, kapımız çalar, ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yani biz bir tabela derneği değil, hizmet derneğiyiz her şeyden evvel. Yani ne tabela, güzel. Yani tabelayı dikip de bir kahvane herhangi bir nasıl anlatayım bundan ticari bir amaç sağlayan bir dernek değiliz. Yani ondan biz hizmet için geldik, hizmet. Bursa'da da bugün 1000'e yakın dernek vardır ama üstüne basa basa söylüyorum ilk 5'e gireriz. Yani hizmet yönünden yana. Yaptıklarımızı basından da takip ederler, gelirler görürler ve mesela festivaller. Bu sene gene yapacağız, İncir Festivali yapacağız. Gençlik festivalleri yapacağız. Ramazanlarda bütün yardımlarımız sürüyor. Yani bir şekilde yani dernekçiliği dernek olarak yapıyoruz. Evet, gereğini yapıyoruz tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki tabii konuğumuz efendim böyle program yapımcısı olunca biz daha sormadan o anlatmaya başladı. Evet. MUYAT'a gelmeden siz MUYAT'ı anlattınız. Evet. Evet, anlatacak çok şey var MUYAT'tan. MUYAT'ın çünkü hizmette de çünkü şöyle şimdi derneklerin çoğu siyasi amaçlı da. Şimdi dernek 3 sene kala dernek açılır, 3 sene sonra dernek kapanır. Veyahut özellikle üç sene, seçim dönemlerine yakın seçim dönemlerinde açılır. Bütün derneklerin siyasilerin iştahını kabartır dernekler. Evet. Yani biz bu dernekte şu kadar oy var, işte bizden 2 tane meclis üyesi alır mısınız? 5 tane bilmem ne alır mısınız? Pazarlık. Biz o yok. Bana da bildiğiniz gibi en kral yerlerden bana da teklif geldi. Biliyorsunuz. Her partinin en üst durağında birinci noktadaydım. Ama ben girmedim. Siyaseti düşünmedim. İşimiz gereği de vaktimiz de yoktu. Siyasete, zaten eski siyasetçiyiz biliyorsunuz. 30 sene bu siyaseti yıllar. Yaptık. Evet. Ondan dernekçiliği herkes dernek olarak yapsın. İnsanlara dokunmayla, faydalı olmayla yapsın. Peki konuk koltuğunda oturmak nasıl bir duygu? Valla her zaman ben orada oturuyordum. İşte onun için soruyorum. Ben bu tarafa oturunca birdenbire bir kendimi şöyle bir şaşırdım. Hani her zaman dedim buradaydım dedim. Hakikaten yer değişikliği oldu. Ama zor bir şey konuk olmakta yani. Soru sormak kolay değil, keyifli yani. Olsun, keyifli evet, bir evet, şey. Evet, evet, evet. Şimdi tabii bir sağlık sektöründe de çalışıyorsunuz. Evet. Özellikle de tabii sağlık gerçekten insana hizmet veren ve en küçük bir hatayı bile affetmeyen bir sektör. Evet. Biraz sağlık sektörünü konuşalım istiyorum. Şimdi Anadolu Esentepe Hastaneleri, İnegöl'de Metafiz Hastanesi, üçünde yönetim kurulu başkan yardımcısıyım aynı zamanda. 10 yıldan beri bu sektördeyiz. İyi bir patronumuz var, güzel bir insan. Yani kendisine buradan teşekkür ediyorum.
Yani fakir babasıdır kendisi. Hı hı. Bu sektörde yani hastaneye gelip de ben muayene olmadım, param yok deyip de çıkan yoktur. Bunu herkes böyle bilecek. Ergin Kopal fakir babası. Yani bugün param da yoksa orada o iş olacak. Yani anladım. Öyle bir insandır yani. Sektörde de öncü sektördür Eser Tepe Hastanesi bugün. Sağlık kurumunun Bursa'da en büyük önünde gelenlerden birisidir. Esen Tepe Hastanesi bir ekoldür Bursa'da. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Anadolu da aynı. Yani, şükür olsun yani elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlara dokunuyoruz. Yani maddi manevi bir şey de beklemiyoruz. Önce sağlık diyoruz biz. Evet. Para ikinci derecede kalıyor yani. Biz para için yapmıyoruz bu işi. Özel hastane de olsa oraya gelen maddi durumu olmayan ya, herkes adam parası çıkmaz, parası olmaz tedavi olacak. Yani olur mu öyle şey? Hı-hı. Yani biz bunu para amaçlı yapmıyor bizim patronumuz. Yani sağlık. Önce sağlık diyor, bize de tembih ediyor. Hani parası olmayabilir vatandaşın ama bakın diyor, yapın diyor, yardımcı olun diyor. Bize talimat veriyor kendisi. Yani bu hastaneye girip de geri giden olmayacak. Yani biz bunu, bizim patronumuz şöyledir, biz önce para demiyoruz diyor. Önce sağlık. Evet, İnsan iyileşsin. Maddi durum hiç önemli değil. Yani bugün o hastane parası 1 lira olmayıp da çıkan çok. 1 lira yok. Ne senede ne sepede. Diğer hastaneler gibi, herhangi bir hastane gibi değiliz. Yani burada çek, senet bir şey yok. Adam gidiyor 15 gün sonra parasını da getiriyor. Hani bugün yani nasıl anlatayım? Yani tarladan gelen de muayene olup gider 1 lirasız. Yani öyle bir sektör. Buradan evet. Kendisi de Allah razı olsun. Yani çok iyi bir insan Ergin Kopal Bey. Hem MUYAT hem bu sağlık sektörüne baktığımızda sürekli insanlara ve insanlığa hizmet eden bir evet. durum içerisindesiniz. Yıllarca da siyaset var geçmişten gelen. İlçe başkanlığı var, Marmara yöneticilik var, sanayi evet. sitesi başkanlığı var. Bayağı bir siyasette bayağı bir yorgun düştük, koştuk Asun Hanım. Yoruldunuz mu? Biraz yorulduk tabii. Biraz eskiye benzemiyor. Mesela bu dönem siyasete çok şey vardı, istek vardı herkesten. Ama gözüm kesmedi. Köyleri gez, tekrar işte şunu yap, bunu yap. Hani artık 30 senenin bir birikim var ya. Hı hı. Bir ilçe başkanlığı dönemlerimizde de bir köyü 10 sefer, 20 sefer giderdik. Şimdi hani ikinci bir şeye de hani gözümde çok büyüttüm. Anladım. Kısacası hani her yorucu partiden geldi. Yorucu geldi. Her partiden de teklif vardı. En üst sırada, üçüncü sıra, ikinci sıra teklifler geldi. Ama ben hiçbir siyasi parti siyaset yapmadım. Yani siyaset değilim. Eski Doğru Yol Partiliyim, Demokrat Partiliyim. Hiçbir siyasi partiye de üyelim yok. Yani halkın siyasi hiçbir şeyi gözetmeden halkın yanındayız. Halkı nasıl anlatayım size? Halka dokunacağız. Yani biz yaptıklarımızı yapacağız. Bu sene de çok şeyler yapacağız gene. Sünnetler yapacağız. Festival düşünüyorum gene. Hani burada tabii geçen dönemde de Büyükşehir Belediyesi'ne çok katkısından oldu bize de mesela. Yani bize de. Yani şimdi bir şeyler yaptın karşı taraftan bir şeyler beklemek kolay oluyor. Bir şeyleri görsün insanlar yaparken. Evet. Yani hani şimdi az evvel anlattım ya. Tabelaya dikiyor işte şu derneği. Ama kapısı kapalı. Hı hı. Herhangi hizmet bir organizasyon yok. Seçim zamanı oldu mu hepsi pat çıkıyorlar meydana. Şimdi. Bilmiyorum. Siyasiler gelsinler, evet. Siyasiler taleplerini bilsinler. İşte hı. biz şunu meclis üyesi verelim, işte şuradan şunu faydalanalım. Bizde böyle bir şey yok. Her siyasi partiye biz eşitiz. Bizim için AB Partisi fark etmiyor. Hı hı. Çünkü hizmet yapıyoruz biz. Bizim siyasetten bir işimiz yok. Peki, Mudanya ve köyleri olduğu için bunu soruyorum. Mesela Mudanya'nın köylerinin temel sorunları neler sizin gözlemlediğiniz? Şimdi çiftçinin sorunları var. Mesela hı-hı. baştan temel sorunu, yollar şimdi Allah var güzel. Yollar hı-hı. hep yapıldı hı-hı. şimdi yani. Yollarda bir sorun yok. Ufak tefek birkaç şey olabilir tabii ki ama en büyük bir tane buzane gerekiyor. Bunu her defalarca da dile getirdim. Hı-hı. Yani. Bütün başkanlarla da görüştük. Bir tane buzhanemiz Şat köyleri. Bir tane yani belediyenin Büyükşehir Belediyesi'nden evet, yardım alıyor. Evet, bir soğuk hava deposu yapılması şart. Soğuk hava deposu buzhane Şat. Şimdi malını mesela incir zamanı oluyor. 10 gün kapalı. İnsanlar dışarıdan da mal koyabilir. Elmasını, armudunu, şeftalisini koyar. Hı-hı. Ücret karşılığında. Zaten hı-hı. onun masrafını, ciğerini, her şeyi çıkartır. 10 gün kapalı oluyor. İşçi bulamıyor. Günlük mal akıyor, incir dökülüyor. İnsanlar saklayamıyor. Tabii. Gümrük kapıları kapalı. İşçi bulmakta güçlük çekiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Yani zor durumda kalıyor. Ama depolama tesisi olursa, buzhanesi olursa köylünün ilk baştan yapılacak şeyi bu. Yani. Evet. Yani malını saklayamıyor köylü.
Onun dışında? Onun dışında. Mesela vallahi, Mudanya köylerinden göç varmış Mudanya'ya ya da Bursa'ya. Şimdi zamanında yok, Bursa'ya ne eksik ki? Hı-hı. Zaten Bursa'da Mudanya'ya geliyor. Evet. Köylü ne eksik ki? O güzeli Mudanya'ya bırakıp da, o güzel havayı bırakıp da, Poyraz'ı bırakıp da köylü gider mi? Köyler zaten yakın. Hı-hı. Yani 7 kilometre, 5 kilometre, 4 kilometre arayına köylerimiz. En büyük, en yüksek 20-25 kilometre. Adam bir tane daire alıyor, çocuğunu orada okutuyor. Oğlunu oraya evlendiriyor ama akşam sabah da tarlasına gidip geliyor. Yakın 3 kilometre. Hani ondan yani göç olmuyor bizde. Yani daha çok büyüyor. Mudanya'nın nüfusu şu an mesela kışın 100 bin ise yazın 250 bin oluyor. Evet. Mudanya'nın da tek sorunu bir Mudanya'ya geldiğiniz için biliyorsunuz trafik sorunu var. Çok ciddi bir yani, sorun. Çok ciddi bir sorun. Yani insanlar yani hakikaten de ha Mudanya'ya gelmiş ha Balıkesir'e gitmiş. 2 saat. Hani o Mudanya'ya geçene kadar yani özellikle de pazar günü. Pazar günleri yani sıcağın altında çoluk çocuk perişan oluyor. Yani oraya bir şey olması lazım yani. O Budo iskelesi tabii ciddi bir problem. Sanırım mahkeme kazanılmış belediye tarafından. O oradan kalkarsa belki bir parça daha rahatlar. Şimdi onun oradan kalkması şart. Hani oradan çünkü trafik belediye otobüsleri geliyor. Hı-hı. Minibüsler geliyor. Zaten yolda ufacık bir yol, taksiler var. Yani oradan oradan kalkması şart. Evet. Yani Budo'nun oradan kalkması şart. Evet. Yapılışı zaten yanlıştı. Yani yapılışı oraya dur çünkü yer yok. Nereye koyacaksın? Aslında İdo bile sıkıntılı. Yani İdo bile sıkıntılı. Bakın orası da sıkıntılı. Tabii. Yani o da kilitliyor trafiği. Şimdi bu feribotlardan Mudanya halkının yani esnafının bir getirisi yok. Hı-hı. Adam geliyor tap biniyor İdo'dan tap geçiyor karşıya. Hani orada yani bir fayda sağlamıyor ki. Yani evet. Geliyor adam hemen valizini alıyor geçiyor. Erken de gelse içeride var hepsi. Var. Yani bir esnafa bir faydası yok. Evet. Orada onu tutup da ne yapacaksın? Alın başka yere götürün. Yani feribotun yani Mudanya'ya bir faydası yok ki. Doğru. Daha çok zararı var Mudanya. Mudanya halkına zararı var. Tabii. Trafik sıkışıyor. Trafik tek şerit oluyor. Yani olay yani biz eski Mudanya değil. Mudanya 50 bin nüfus kanlı. Yani. Doğru. Zaten emekliler zaten havası için gelen çok. Hı-hı. Hani mesela Bursa'dan sağdan soldan bu güzel Poyraz'ı Mudanya güzel bir yer. Ama hani Mudanya yukarı bakıyorsun da dolmuş. Deniz son. Bugün bir Kemal Paşa gibi, bugün Karaca Bey gibi, bugün bir Orhan Gazi gibi içinden yol geçen bir yer, İnegöl gibi bir yer değil ki. Evet. Hani arkası da dolmuş. Tabii. Deniz öyle zaten deniz. Son. Evet. Yani denizden başkası bir yer yok. Trilyason oradan ötesi yok. İnsanlar kaçacak yeri yok. Trafik sorunu bol. Otopark sorunu bol. Yani otopark hiç yok. Mahalle aralarına araba bırakıp 3 gün İstanbul'a gidecekler. Otopark parası ödememek için mahalle aralarına araba bırakıyorlar. Evimizin kapının önüne araba bırakıyorlar. Ben kaç sefer mesela derneğin önüne araba bırakıp gitmiş 3 gün plakardan vurduruyoruz. Adam Bursalı kapar çarşıya dükkan işletiyor. 3 gün olmuş otopark parası vermemek için. Veyahut da otopark parası demeyelim. Hı. Şöyle diyelim yer bulamıyor. Otopark sıkıntısı saati var. Arabayı park edemiyor. Evet. Yani ondan Mudanya'nın sorunları çok. Yani Mudanya'nın başlı başına her şeyi sorun. Yani. Halbuki mesela çok güzel bir yer ve çok tercih edilebilecek bir yer. Ama maalesef turistik kimliğine henüz kavuşamadı. Mudanya nasıl kavuşsun efendim turistik kimliğine? Şimdi Mudanya'ya girdik. Şimdi bana turistik olacak bir yer siz bunu bugün bir Bodrum gibi bugün bir efendim Didim gibi bugün bir yani Selçuk gibi bugün herhangi bir yer gibi göremezsiniz ki Mudanya. Mudanya'da sahil yok baştan. Evet. Mudanya'da deniz var balığı yok. Halden balık geliyor. Yani ya deniz var balık yok. Holtayan'a akşam ayadan durursunuz iki tane ispari tutarsın. Ne yapacak yani? Deniz yok. Turizm yok. Hiçbir tesis var Mudanya'da siz de biliyorsunuz. Var mı öyle bir turizm? Maalesef. Yani şimdi turizm dediğiniz zaman yani bugün biz Antalya'dan herhangi bir şey gibi olamayız Mudanya'da. Mudanya yerleşik köy düzeni bir yer. Yani zaten halkın %50'si biz köylüyüz, hep köylüyüz. Yani köy kimliğiyle kalsın ama. Kalsa daha iyiydi. Köy kimliğiyle evet, kalsa daha iyiydi. Yani daha o da olmadı. Mi? O da olmadı. Evet. O da olmadı. Yolumuz yok, izimiz yok. Yani yıllardan beri çarpık bir yapılaşma var. Hani acayip bir yer yani oldu. Yani. Ama çok fazla bina var. Yeni çok fazla bina var. İnşaat. İnşaatlar var. Tepelere kadar işte kesile gitti. Evet. Tepelere kadar. Yani yerler bitti, talan oldu zamandan beri. Tabi bugün değil bu. 15-20 sene evvelden gelen bir şey. Tabii tabii geçmişten gelen. Geçmişten bir şey. Mesela bu Halkbaşı'nın oradaki evlerde hep böyle bölüm bölümdür. Hava alsın diye. Evet. Eski hava koridorları evet, var. Evet açmışlar hava koridorunu. Ama o düzenden sonra şu an
Mudanya'da hava almaya yer yok. Evet. Yani. Tam tersi rüzgar gelecek yere evet. Kocaman beton bina yapıyorlar. Betonlar dikiliyor. Yani çarpık bir düzen var Mudanya'da. Yani turizm nasıl olsun? Nasıl turizm yapacağız Mudanya'da? Ama orada da yüzlerce esnaf var. Yani orada yaşayan insanlar var. Esnaf, yapıyı korumak esnaf lazım. Var. Bakın eskiden Mudanya'da 4'te akşam olurdu. Hı-hı. Saat 4'te eczaneler kapanırdı. Bundan 25 sene evvel. Mudanya'ya git, Bursa'dan Mudanya'ya gitme araç bulamazsınız. Tabii. Bakın 4'te akşam olurdu. Bir boyraz patladı. Bir kere gemi gelir cuma günleri. Hani o zaman bir daha da kesinlikle ve kesinlikle Bursa'ya ya taksi tutacaksınız veyahut da Mudanya'da kalacaksınız. Bakın öyle bir yerde Mudanya. Bakmayın şimdi yani şu ilk 10 senesi yani işte büyükşehire geldiğinde bir şeyler yani belediye otobüsler çalışmaya başladı. Feribot'un gelmesiyle canlandı bir Mudanya. Yani. Evet. Yoksa, Feribot'un ciddi katkısı oldu. İşte bir ciddi katkısı yani insanlar işte yani devamlı gelip gidiyor. İşte bir canlılık o yani. Yani Mudanya katkısı var mı? Hiç yok. Ne katkısı olsun? Şöyle oldu. Mudanya'da konut satışları ciddi anlamda patladı. İnsanlar oradan ev almak için Mudanya'yı gördü, beğendi, sevdi. Oradan ev almaya çalıştı. Şimdi nüfus arttı. Nüfus arttı. Yani nüfus için mesela Mudanya'nın diyelim %50'sini biz tanımayız. Biz Mudanya'nın yerlisiyiz, Mudanyalıyız ama %50'sini biz tanımayız. Bugün Burgaz tarafında eğitim mahalleleri, herhangi mahalleleri yani dışarıdan göç çok aldı o taraf. Yani, evet. Yani o aldı kimseyi tanımıyor Mudanya'da. Yani bir bizi tanırlarsa işte eski insanlar karşılaşırsak onlar tanıyor. Yani Bursa köyünde. Da aynı durumda hiç merak yok, Bursa, etmeyin. Yok Bursa da aynı da yani Mudanya yani Mudanya eskiden pek göç almıyordu mesela bir gemilik evet. gibi değildi. Evet. Hani iş sahası da yok sonra bizde yani iş yok. Evet. Çalışma yer yok. Fabrika gençler yok. Gençler bakıyoruz mesela %90 işi aşıyor gençlerin. Eyvallah. Bakıyorum nerede çalışacak? Yazın 3 ay oluyor 3 ay garsonluk yapıyor çay dağıtıyor başka bir şey yapacak hali yok adam. Genç 25 yaşında askerden gelmiş çocuklara Mudanya iş sahası yok ki. Nerede çalışacak? Hiçbir şey yok. Evet. Mecbur Bursa'dayken yani çalışıp gidip gelmesi lazım. Hı hı. Yani. Allah'tan yakın da. Yakın yani zaten Bursa'ya 25 kilometre olması yani burada. Ondan iş biraz daha işi oluyor yani. Velhasıl hani turizm dediniz turizm zor. Yani turizm nasıl yapacağız turizmi? Yani şimdi şey var tabii. Soruyoruz Mudanya'ya niye gidersiniz? Bursa'da yaşayan biri Mudanya'ya niye gidiyorsunuz? Balık yemeye. Başka? Balık yemeye. Başka? Yok. Balık evinde dersin ya. Balık olup da yani şimdi balık yani Mudanya'dan çıkan bir balık da değil. Orası öyle ama Bursa'da o da yok şimdi ya. Şimdi çupraya alıyorsunuz yetiştirme balık. Evet. Levre alıyorsunuz yetiştirme balık. Öyle. Şimdi halden, balık halden geliyor. Bugün altı parmaktaki balıkçı Reşat'a ne balık geliyorsa bütün Mudanya'da aynı balıklar geliyor. Yani balığın bir önemi yok. Aksine cumartesi pazar hafta içinde aldığımız 2 liralık balığı cumartesi pazar 10 liraya alıyoruz. Evet. Zaten cumartesi pazar Mudanya'nın yerlisi balık almaz. Evet. Yani iki tane çupraya 250 lira para verir kalkar. Yani bu yani başka bir şey yok. Sektörün çalışan kesimi bu. Başka bir şey yok. Yani Mudanya'nın havası. Yani o şeyde trafiği aşabilirsen havasını göreceksin tabii. O trafikten gelebilirsen. Yani çoluk çocuk pişmiş şeyin içinde, arabanın içinde evet, o evet. sıcakta. Hani İşte alternatif yolları yok. Onun için de istimlaklar lazım. İstimlaklar lazım. Bütçe lazım. Ona da büyük para lazım. Evet. Mudanya Belediyesi o kalkıp da o bütçeyi karşılayamaz. Kesinlikle. Aylıkları zor ödüyor insanlar. Zaten büyükşehire geçince tamamlı bu ilçe belediyeleri bunların gelirleri de İller Bankası'nın hep kısıtlandı biliyorsunuz. Evet, hepsini onlar evet, oluyor. Evet. Suyun şeyini oluyor. Atık bedeli bilmem ne. Yani ondan büyükşehirin işi bunlar. Yani. Evet. Şimdi. Ama Mudanya kurtarılmış bölge. Bence Mudanya'ya el atılmalı. Mudanya bir kimlik kazandırılmalı. Acilen. Evet ama bu hani betonlaşan yatırımlarla değil. Şimdi tabii her taraf betonlaştı. Az evvel de dediğim gibi yani bu turizme yanıt verilmesi için yerimiz de yok. Arkamızda. Mesela şey başladı, çok güzel butik oteller var. Var, 3-5 tane butik oteller evet, var. Evet, bunlar tamam. keyifli. İnsanlar gelip orada kalabilirler. Kalıyorlar da nitekim. İşte böyle küçük şeyler başladı. Restoranlar başladı. Bunlar keyifli. Mesela bazen şey yapıyorlar, ben denk geldim. Kumyaka'daki o güzel bir, pardon, şeyde Trilya'da. Trilya'da. Evet, orada işte şarap tadım günleri. İstanbul'dan turlar geliyor. İşte. Onlar önemli şeyler. Yani şimdi, İstanbul'la Bursa'yı buluşturmak şimdi, gerek. Şimdi Trilya Mudanya'dan daha hızlı. Evet bu evet. Bu konuda bakın. Evet. Şimdi dedim ya az evvel. Yani yani bir şeyler yapmışlar. Butik oteller. Oraya mesela filmler çevrildi. Bütün dizi filmlerinde
işte Melekler Adası gibi filmler Thriller'e çevrildi. Thriller de popüler yaptı orası. Evet. Mudanya değil, Thriller'i popüler yaptı. Yani Mudanya geçen arabaların 100 tane, 80 tanesi Thriller'e geçiyor. Doğru. Bakın, bazı da arka yolu kullanıyor. Evet. Yani Mudanya'yı hiç görmüyor. Yani Mudanya'yı hiç görmek de bir şey yapmıyorlar. Ki böyleyken bu işin altından trafikten kalkamıyoruz. Doğru. Yani Mudanya'nın işi çok zor, turizm de zor. Yani Mudanya ne yapsın yani? Şimdi gelen belediye başkanlarına da bakıyorum. Yani ne yapacak adam? Çöpü toplayacak. Rutin belediyecilik hizmetleri yeterli. Yani ne yapsın? Parasız ne yapsın? Doğru. Kalkıp da bu bütçeyle kalkıp da ilçe belediyeleri bu parayla ne yapsın? Doğru. Bu devletin işi. Devlet yapacak. Yani onda nasıl yapacaksa, hani o çevre yolu nasıl olacaksa akı sıracak gibi değil. Yani zor yani. Mudanya'nın trafiği de zor, otoparkı da zor. Yani çok zor yani. Mudanyalılar sahip çıkacak. Çıkacak. Biz de çıkıyoruz elimizden geldiği kadar işte. Böyle konuşuyoruz, lafta kalıyor. Yani başkasına olmuyor yani. Lafta kalıyor. Doğru, ama en azından birileri konuşuyor. İnşallah. Peki biz bir kısa reklam arası verelim. Sonrasında tekrar birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz. Nereden geldiğinin ne önemi vardır? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadık. Ya da ne kadar kalacağını? Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini? Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna. Siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz. Darül Aceze. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi bak, televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
Kahraman! Kahraman! Bak, televizyon hazır. Uyan artık. Abi! O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Günaydın da tekrar birlikteyiz efendim radyoda. Bugün dinleyenlerimize de merhabalar demiş olalım. Bugünkü konuğumuz MÜYAT Başkanı Sayın Sahip Keçici. Tabii ki doğal olarak Mudanya'yı konuşuyoruz. Ama Mudanya deyince sadece turizm değil, aklımıza ne geliyor? Elbette zeytin geliyor. Mudanya'da zeytin ağaçları bir bir azalmaya başlasa da Mudanya'nın zeytini evet, gerçekten güzel. Zeytin bizim Mudanya'nın köylünün ekmeği. Hı hı. Yani şöyle siyah inci diyelim. Hı hı, evet. Olmazsa olmazımız Mudanya geçim kaynağı. Üreticimizin, çiftçimizin, Mudanya'mızın aşağı yukarı %60'ı, %70 gibi bir şey tarım sektöründe zeytinle uğraşıyor. Zeytin tabii ki deyince de akla Marmara Birik geliyor. Hı hı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi zeytin artık eskisi bir değil. Masraflı bir ürün oldu. Aynen. Nasıl masraflı? Şimdi girdiler fazla. Mazot 6,5 lira. İlaç, gübre fazla. Kesim bir yövme 150 lira. Hı hı. Bir ağaca 4-5 sefer, 6 sefer ilacını atıyorsunuz. Efendim ağacı kesiyorsunuz, sürüyorsunuz, hakikaten de topluyorsunuz. Gece de saat 3'e, 4'e kadar da onu eliyorsunuz ki yarın yani satman için. Hı hı. Marmara bile götürmek için veyahut da depoya koyman için. Şimdi bu kadar zahmetli bir ürün. Bugün maliyeti 4 lira olan bir ürün. Eğer Marmara birlikte olmasa hakikaten de çiftçinin hali çok kötü. Bakın. Bu geçtiğimiz sezonda bir tane tüccar zeytin almaya çıkmadı. Aa, bir niye? Tabii bir tane tüccar. Yok yani şimdi. Hiçbir tane tüccar eskiden tüccar bütün köylere dağılır. Marmara birliğin fiyat açıklamasını beklerdi. Hı hı. Peşin para alıyordu. Marmara Birlik dedi tabii peşin para. Bu zamana kadar Marmara Birlik kimsenin parası hiç aksatmadan ödedi. Evet. Yani hakikaten de o konuda yani gayet Marmara başarılı. Birlik burada tabii diyor yani burada İdamet Başkanı da hakikaten de burada emeği şey yapılmaz. Ama şimdi bu son zamanlarda girdiler fazla olduğu için bakın bundan 10 sene evvelsi de zeytin 5 liralı. Kaşar loru 5 liralı. Bakın peynir artı olan bir şey. Hı-hı. Kaşar loru. Bugün kaşar loru 15 lira. Zeytin gene 5 lira. Yani sürümü de en az olan bir şey. Bugün her sabah sofralarına baktığımızda zeytin iki tane yenir ama peynir diğer kahvaltılık ürünler daha fazla yenir. Tabii. Zeytin en az tüketilen bir mal. Maalesef Türkiye'nin her tarafına bu zeytinler zamanında o ekildi, biçildi. Bugün Adana'da da, Urfa'da da her yerde zeytin var. Hı hı. Yani eskisi bundan 15-20 sene evvelki gibi zeytincinin durumu, üreticinin durumu hiç iyi değil. Neden? İhracat da tabii azaldı. Zeytin ekimleri çoğaldı. Her yer zeytin kesti yani. Ondan zeytinci, üretici şu an yani para kazanamıyor. Eğer Marmara Birlik'te olmasa verecek yeri yok. Bakın. Ama biz tüketiciler oldukça şimdi gidiyoruz 20 liraya zeytin alıyorsunuz değil mi efendim? Markete gidiyorsunuz 25 lira zeytin değil mi? Evet, yani, 30 lira. 30 lira. Burada üreticiden çıkış zeytini 5 lira. 6 lira. Şimdi üretici para kazanmıyor. Maliyet 4 lira. Tüccarlar da şu an geçtiğimiz bu sezonda bir tane tüccar Mudanya'ya gelmedi. Eğer Marmara Birlik'te olmasa, Marmara Birlik'te olmasa üreticinin zeytin verecek yeri yok. Kapları dolu komple zeytin. Bakın. Yani öyle bir zeytin mesela diyelim 6-7 liralık kalibre zeytinler 5 liraya satılıyor. Ekonomide biraz iyi olmasından. Şimdi tüccar geliyor, mal alıyor, şey yapıyor, çek veriyor, çekler ödenmiyor, geri geliyor, üretici alamıyor, 2 sene oluyor, 3 sene oluyor. Yani böyle tüccarlar da o zamanlar, insanlar da korkuyor da veremiyordu, alın teri, koca bir sene çalışmış zeytine. Hani bu üretici yani veriyor, parasını da alamadığı için herkes Marmara bile yükleniyor. Yani nasıl olsa para garanti. Ama bir ay sonra, ama 2 ay sonra bu parayı alıyorsun sonuçta. Hani. Ama onda bir kapasitesi var. Tabii nereye kadar alacak mesela? Bu sene nasıl olur?
ekonomi, mesela Ramazan geldi. Ramazan'da en çok satılan ürünlerin içinde zeytin olmaz. Bütün ambalajlı paketlerde hep Marmara Bil'in ürünleri mesela Ramazan'da satılıyordu. Bilmiyoruz bu dönem nasıl olacak? Ekonomi biraz kötü. Eskiden iş adamları bütün biliyorsunuz koller halinde Ramazanlık verirlerdi. Şu ana kadar biz de dernek olarak mesela eskiden bize derlerdi ki işte tespit edin verin. Şu ana kadar hiç de artık yok. 12-13 gün var herhalde Ramazan'a. Yani 6 Mayıs. Yani herhangi bir kıpırtı yok insanlarda. Yani eskiden böyle yani fakir fukara Ramazan'da çok böyle yani durumu iyi olmayanlara hani böyle. Şimdi onu biraz iftar çadırlarında sıcak yemek vererek herhalde telafi ediyorlar. Şöyle yani şimdi bakın yani telafi ediyorlar tabii de yani o kollara da benzemiyordu. İnsan şimdi hani kendi eskiden, canının çektiğini yani, evinde yapmayı yemeği evinde yapmayı ister. Veyahut da zaten yani öyle oluyordu. Bu sayede artık yani biraz da zor olacak herhalde. Hiç öyle bir deyip yani bize söyleyip de şunları verelim şunları dağıtın dernek olarak 200 seneden beri bu taleplere karşılaşıyorduk mesela. 100 koli, 200 koli yollarlardı. Bunları dağıtabiliyorduk gereken yerlere. İhtiyaç sahiplerine veriyorduk dernek olarak da. Ama bu 12-13 gün var. Daha şu ana kadar herhangi bir hani işte arayan olmadı. Anladım. Hani ondan ekonominin biraz da tabii hani şeyinden. Evet. Ondan zeytincinin yan durum bu. Kısacası zeytinci Marmara Bilek olmazsa yani bütün yani o zeytin ağaçları olsun olur. Zaten zeytin ağaçlarının 3'te 2'si biliyorsunuz binalar sebebine gitti, kesildi. Yeni binalar yapıldı. O yeşillik zaten kalmadı. Eski yeşilliği yok. Köylü durumu iyi değil. Hep yerler satıldı. Villalar yükseldi. Mesela Bademli'den bir tutun işte Gönüklü, Mürselköy, o tepeler komple bitti. Oralar eskiden hep zeytin ağacıydı. O Tirli'ye doğru olan yerler mesela. Bizim Muday'ın arka tarafları hep bitti. Yani ondan zeytin de olmasa işte siyah incirden biraz oradan güzel hani bir ekilav oluyor. Evet, evet. Neden o arayı boşluğu siyah incirde de kapatıyor zeytinci. Ama yani, böyle giderse o zaman zeytin üreticisi yani arazilerini müteahhitlere verir. Herkes bakın herkes endişeli şu an. Yani herkes hakikaten de üreticilerle konuşuyoruz. Acaba yani seneye Marmara Bilek zeytin almazsa satamazsa ne olur? Ne oluruz? Ayvalık Edremit bunu nasıl beceriyor? Yani Bursa'da yaşayan yağ bir üzerine insan. Şimdi şöyle evet. Bakın. Şimdi bizim zeytinimiz sofralık zeytin. Yağ oluyor. Şimdi yağ oluyor. Şimdi orada 7 kiloda Ayvalık zeytini, Edincik, Balıkesir tarafından gelen, Akhisar'dan gelen zeytinlerde 7 kiloda 1 kilo yağ çıkar. Bizde 3,5 kiloda 1 kilo yağ çıkar. 4 kiloda 1 kilo yağ çıkar. Bakın. Evet. Yani bizim zeytinimiz hem bugün Trile zeytini dünya ünlü bir zeytindir. Yani hakikaten de gembit tipi olarak geçer. Ama aslında Trile zeytini Muday kooperatif olduğu için ambalajlamaları bir yerde oluyor. Ama bizim zeytinimizi Mudanya'nın Trile'nin zeytinini diye o bölge olarak da Mudanya'nın her yerinde öyle zeytin yok. Bakın o Trile'nin evet. Zeytini daha bir başka. Evet onun tabii yani, gerçekten evet, başka. Evet yani bakın Trile'den bir zeytin alın bir de bir başkadan. Aynen. Şimdi yani daha lezzeti başka yeme ağız tadı var. Doğru. Hani ama öbür zeytinlerde mesela dışarıdan gelen zeytin diyeyim Bursa Balıkesir tarafından bizim bölge ağacı gelen mesela yağlarda Ayvalık'ta olan zeytinler uzun sivri. Çekirdekleri büyük, eti az. Yani o zeytinler yağlık zeytin zaten. 6 kilo, 7 kilo da yağ verir onlar. Ama bizim buranın yağı, yani zeytinde yağ olduğu için bölge bölge değişiyor. 3,5, azami 4 kilo da 1 kilo yağ alıyoruz. Yani 1 kilo zeytinde, şeyde 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ alıyoruz. Yağ. Ama öbür türlü 7 kilo, 8 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Yani bizim bölge olarak da yağımız da güzel. Zeytinimiz de sofralık zeytin yani. O zeytini gelip de sofrada yemezsin yani bakın. İşte onun için dış pazarlara açılmak lazım. Şimdi, bunun yolunu bulmak şimdi, lazım. Sadece Marmara Bilek çözüm Marmara değil. Tamam da Marmara Bilek zaten açılıyor. Dışarıdan kim? Şimdi bakın bugün dışarıdan bir seyyar bir arabadan bir kilo kiraz alsanız hemen orada yeriz değil mi? Şeftali alsanız yersiniz. Meyveyi tüketirsiniz. Ama zeytin en az tüketilen bir madde. Bakın. Evet yani olmasa bunu, da olur mesela. Olmasa da olur değil mi? Ben şimdi mesela ben zeytinci ailen çocuğu zeytinciyiz. Benim soframa bir tabak zeytin gelir. O zeytin 50 sefer her sabah konuyor gidiyor geliyor. Ama bugün bakıyorum kaymak, kaşar peyniri, lüks şeyleri bakıyoruz. Hakikaten de yiyor millet. Ama zeytin iki tane yiyor. Evet. Tüketimi de az bir şey yani. Evet öyle. Yani hiç olmazsa Marmara Bilek bunu yapabiliyor. Bakın Marmara Bilek olmasa hakikaten de çiftçinin, üreticinin hali çok kötü.
Bir de Canan Karatay faktörü var. O da zeytini şimdi, çok sevdiği insanları. Zeytini çok seviyor o, ama zaten o çıktığı zaman sevdiğim o mahsus de. Satılıyor. Tavukta da öyle oluyordu. Yok efendim öyle geldi. Pazarlama yiyin, etler bilmem ne. Evet, evet, yani evet. O pazarlamayı oradan o yapıyor. İnsanlar aynen. Da bir şey zannediyor işte koşturuyor yiyor. Evet, yani evet. Kısacası üretici de durumu kötü. Marmara Bili Allah seval vermesin. Bakın Marmara Bili ayakta durması gerekiyor üretici için. Yemin ediyorum size geçen sene bir tane tüccar yoktu. Eskiden Marmara Bili'den yarış ederler zeytin alma. Bir tane tüccar gelip de zeytin almadı. Alamadı. İşte maliyetler alamadı. Yüksek. Alamadı. Girdiler falan. Ama Marmara Bili hakikaten de bu sene de mesela yeterince zeytin aldı. Yani bilmiyorum ama 50 milyon kilo yakın zeytin aldı. Yani ben de Marmara Bili'nin ben de delegesiyim. Bu dayadan delegesiyim Marmara Bili. Yakından takip ediyorum. Toplantılarına gidiyorum. Yani bu zamana kadar Marmara Bili gerekeni hep yaptı. İnşallah bundan sonra da hani Marmara Bili'nin yaşaması için elinden geleni yapacağız. Belki bir ay sonra parayı geç alırsın ama 15 gün sonra alırsın ama sonuçta paranız garanti diğerlere verip de parayı alamamadık da var. Tabii. Çekin karşılığı tabii. Çıkmıyor. Üretici evet. Ona bağlamış kendini. Hani ondan yani çiftçinin hali de kötü yani. Hakikaten de şimdi iyi desek yalan olur. Hani girdiler çok fazla. Yani, evet. Artık eski masraflar yok yani. Öyle değil yani. O yüzden Mudanya'daki bu yapılaşma artık biraz doğal hale gelmiş evet. Diye düşünebiliriz. Evet, düşünebiliriz. Sonra bizim fazla şimdi, suyumuz yok tepelerde mesela. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz mahsul de suya dayanıklı. Su olursa her şey olur. Susuz bir hayat yok. Doğru. Bugün İzlik'te gölden makine motoru koymuş. Zeytinin içine ekmiş domates, biber. Tabii onları rahat rahat bakın, soluyor. Onlar için zeytin de, zeytin bu sefer şişiyor. Suyu veriyor ağaçlara. Bizim zeytinden onların zeytinleri mesela diyelim ki 20 tane zeytin 100 grama. Bizde o zeytin bir tonda 2 kasa çıkıyor. Bakın. Ama İzlik'te komple iri zeytin. Suyu verdikçe su şişiyor. Tabii. Lezzet bakımından tabii kurak yerin, doğanın tabiatın vermiş olduğu şeyle o zeytin de daha lezzetli su almadığı için hı hı. Hani tabiatın vermiş olduğu güçten olan bir şey o zaman daha güzel yemesiyle güzel oluyor tatlı oluyor. Öbür türlü yerde bamya ekiyor şunu ekiyor bunu ekiyor bu ektiği şeylerden ek para kazanıyor. Tabii. Göl tarafındaki üreticilere yani zeytin ikinci planda. Bugün Barbunya'da var İzlik'te bütün fasulye. Yani bunları adam satıyor. Zaten şeyini döndürüyor. Tabii. Zeytin de var. Zeytin de yan bir mahsul. En iyi de mahsul de oradan çıkıyor. Çok da oranın işi aşağı yukarı rekord olarak da İzlik'in rekortası yüksek yani. Evet, yüksek yani. Neredeyse yani bizden de bize yakın. Bizde de yani rekortalarımız mesela 12 milyon kilo, 13 milyon kilo Marmara Bili'de verilen rekortalar. Ben de bir dönem yöneticilik yaptım Marmara Bili'de. Oradan biliyorum yani 12 milyon kilo bugün Marmara Bili Mudanya'dan zeytin alıyor. 12 milyon kilo. Yani az bir zeytin değil. Tabii ciddi tüccar, rakam. Tüccar çekildiği zaman bu zeytini nereye vereceksin? Nereye koyacaksın? Yani nereye kaba koymuşsun duruyor zeytin. Alan yok ki. Şimdi 5 liralık şeyde 2 liraya veriyor. İnsanlar yani zor durumda yani. Yani bugün hayat şartları da kötü. Yani şimdi köyde yaşamaktan şehirde yaşamanda bir fark yok. Ceyran aynı para. Evet. Bütün su aynı para. Şimdi o büyükşehir yasasından sonra bütün her şey geçti büyükşehire. Şimdi vermiş olduğun ceyran su vergileri hep aynı. Ha köyde oturmuşsunuz. Ha şehirde oturmuşsun bir şey fark etmiyor yani. İnsanlar evet. Eskiden köyde oturdu. Mesela ekmeğini yapardı, çöreni yapardı, tavuk bakardı. Hani bunlar da yok. Her köyün içinde bir hep satıcı var. Peynirci geliyor, ekmekçi geliyor, manav geliyor. Bir tane maydanoz eken yok. Biraz da bu rahatlıktan kaynaklanıyor. Bakın yani şimdi hiç kusura bakmasın kimse de yani evin önünde 4 dönüm yeri var. Orada 4 tane soğan, 2 tane maydanoz ekmiyor. Biraz da rahatlıktan da. Doğru. Gidiyor. Nasılsa pazarda manavda pazarda var. Pazarda manavda oluyor. Biraz da eskisi bir değil yani. İnsanlara rahatlık var. Yani doğru. Bakıyoruz köylerde yani eski hali yok. Eskiden süt de vardı, inek her kapıda, inek de vardı. Şimdi sütçü köylere geliyor bakın. Evet evet öyle. Köylerde süt satıyor. O zaman köyde oturmanın anlamı ne? Doğru. Soruyorum size. Ne avantajı var köyde oturmanın anlamı ne?
Şey var Mudanya'da mesela o Girit evleri. Evet. Oranın mimarisi korunmalı. O sokaklar gerçekten işte turizm anlamında mesela oralarda bir şeyler şimdi, yapılabilir. Orada birkaç tane butik oteller oldu. Belki hı-hı, görmüşsünüzdür. Gördüm. Şimdi ya tamam şimdi az evvel dedim ya bir kere sahil olacak. Evet şimdi, en önemli bakın, şey sahil. Şimdi turizm dediğiniz zaman ilk baştan sahil. Tabii. Yani ilk baştan bu restoranlar, bu sahiller böyle baktığınız zaman önünüz gördüğünüz zaman komple kumsal yer. Bizde yok. Bakın Mudanya'dan Tirli'ye doğru bakın hep kayalık sahil yok. Yani şimdi tamam da turizm yapalım da turizm yapmak için de yer lazım. Evet. Yani turizm yapalım. Nasıl yapacağız turizmi? Ama işte Mudanya'yı canlandırmak için bazı şeyler. Sadece hani deniz kenarı olarak düşünmeyin. Mesela ne canlandıracağız? Biz yani... Mudanya'yı biliyorsunuz. Bana söyleyeyim ben diyeyim ki şu canlanır. Hani turizm olarak. Şöyle bırakın turizmi. Yani Mudanya'ya yemek yemeye gelen bir insanın yemeğini yedikten sonra yapacağı hiçbir şey yok. Yok. Sahilde yürüyüş, balık ye. Evet. Tekrar dön. Ne bir eğlencesi tamam. Var, ne bir yok sineması işte, bakın, var. Bakın diskosu yok. Hiçbir şey yok. Yani gençlere hitap eden evet. Bir şeyler yok. Şimdi. Bakın evet. Ne güzel söylüyorum. Yok. Şimdi orada balığı yiyorsun. Evet. Aşağı doğru gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Hep aşağı doğru Mudanya. Yol şimdi karşılaşıyorsun ya bir sen merhaba nasılsın? Nereye gidiyorsun? Aşağı. Hep aşağı. Evet. Yani gidecek yeri yok. Sahil burada başlıyor. Evet. Burada bitiyor. İşte evet. Yazın bir Dursun Kaptan var. Kadınlar evet. İşte geliyor sağdan soldan Bursa'dan işte bir tur atıyorlar. Bir sahil tur atıyorlar. İşte geziyorlar denizde akşamüstü geliyorlar. Başka bir şey yok. O bile artık cazibesini yitirmeye başladı. Kimse de gitmiyor yani. Evet. Yani ondan disco yok, gençlere hitap eden bir yer yok, turistik alan yok, sahil yok. Şimdi 4 tane butik otelle de kalkıp da yani turizm mi olur? Olmaz. Yani butik otel dediğiniz nedir ki? Tabii yani tabii. Güzel şu tesisler yok, havuzlar yok yani böyle bir otel, bir Antalya gibi, bir Didim gibi, bir Bodrum gibi olamayız ki biz efendim. Nasıl olacağız? Olmayalım ama şurada burnumuzun dibinde Şile var mesela. Tamam. Ava var. İnsanlar, tamam. Ava'da da bir şey yok mesela ama o kadar... Huzur veren, insanı mutlu eden ortamlar var ki. Mudanya kabuğundan çıkamadı. Evet. Bakın. Mudanya halkı belki de istemiyor turizm açılmayı. Şimdi Mudanya halkı istemiyor dersen, şimdi Mudanya halkı ne istesin turizme? Zaten oturan %80 hep biz yerli kesim, hı-hı, emekli kesme. Hı-hı. Bir çay bahçesine bir çay 2,5 lira. Bir su 3 lira. Şimdi. Turizm olsa da yani Mudanya halkından 3 ay turizm olur. 9 ay ne olacak? Yani şimdi. Hep emekli kesim, dışarıdan gelen kesim. Hepsi banklarda 100 gram çekirdekten kalkıp da çay bahçesinde oturup da dondurma yemiyor ki adam. O çekirdek şimdi, işi çok fena yani, yalnız. Ondan sonra tabii ki o pisliği bırakıyorlar evet, sahillere. Evet. Bir bakıyorsun sabahleyin bir ton çekirdek. Aynen yani, öyle. Şimdi ondan yani... Biz şöyle yani diyeceğim. Çok sorun var çünkü. Ya Mudanya'nın hakkısını anlatsak yani bakın belediyenin de yapacak bir şey yok. Ya bugün belediye ne yapar? Buyur belediye başkanı siz olun bana belediye başkanı olun ne yapacaksınız? Bir çöpünü alırsın. Başka Mudanya'da yapacak bir şey yok. Para yok. Ancak işçilerin giderlerini ödeyeceksiniz. Yani bunun da üstündeyiz. Yani dışarıdan yani bir şöyle tesisleri olup da Mudanya'nın yani belediye ait tesisleri olur. Otelleri olur. Hı-hı. Geliri olan bir yer değil ki Mudanya. Belediyenin kendi binası yok daha. Ya ben işte bak yıllardan beri 1919'da kurulmuş binamız var. İşte evet. Orada belediye gelmiş geçmiş belediye başkanı ne kadar varsa hep orada oturuyor. Onlar da ister iyi bir lüks yerde oturmasın canım. Yani ya iyi, lüks olmasa yani, da en azından yani, o mimari eli ayağı düzgün bir yerde evet. Oturmasını ister adam şimdi yani. Kesinlikle. Yani ondan yani Mudanya yani iş sahası yok, turizm yok. Yine de kaderine terk balık edilmesin. Balık yok. Yani şimdi deniz var da balık yok. Yani evet. Bizde çıkmıyor balık. Yani bu bir gerçek. Yani orada restoranda balık yiyorsun ama hani değişen bir şey yok yani. Ha Bursa'da yemişsin ha burada yemişsin. Ne olur evde duman pislik olmaz. Bir de denize karşı yemeğin keyfi var. Denize karşı başka bir şey yok yani. Ondan çok geri kaldık. Kabuğumuzu kıramadık Mudanya evet, olarak. Evet. Turizmde de yokuz. Üretimde yokuz. Sanayide yok. Hiç yokuz. Yani sanayi zaten yok. Hı-hı. Hani şimdi Mudanya'nın geçim kaynağı işte dedim. Emekli yatağı yani. Emekliler evet, geliyor. Evet. Havası için rahatsız insanlar geliyor. İşte hı-hı, nefes darlığı çekenler. Bronşit olanlar. İşte hı-hı, onlar geliyor. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz orada oturuyor. O havayı soluyor. Başka bir şey yok. Çünkü ilerisi de olamaz Mudanya'da çünkü. Olamaz yani. Anladım. Yani iki tane de restoran Mudanya'yı var. Kurtaramayacağız anlıyorum. Ama nasıl kurtaracağız peki, efendim? Şimdi kurtaracak bir şey yok şimdi. Siz de Mudanya'ya gelip gidiyorsunuz. Evet. Kurtaracak evet, bir tarafı yok Mudanya'nın. Maalesef. Yani. Üzülüyorum ama yani çok şeyler hep olmadı. Hep üzülüyoruz. Mudanyalıyız. Öz Bursalıyız. Mudanya'nın çocuğuyuz. Ben de istiyorum ki hani Mudanya'ya bir şeyler olsun. Evet. Yani ben de orada mesela orada siyaset yaptım. Oranın havasını soluduk. Orada kaldık. Yiyip içiyoruz. Hala daha Mudanya'dayım. Ama yani
tepeye açtığında o güzellik ne güzel. O hani görünüm. Evet. O tepeden güzel görünüşü var. Güzel. Aslında çok şeyler olur. Nedense Mudanya bir türlü açılamadı. O rampadan aşağı inerken güzel tesisler olmaz mı? Olur. Bakın. Güzel et mangalları olur, oteller olur, olur. Ama nedense biz yani Mudanya'yı yani böyle bir şey yapamadık. Bakın. İşte onu diyorum yani bir oraya biraz kafa yormak lazım. Yani şimdi onu da yoracak olanlar iş adamları, devlet veyahut da kalkınma mesela. O çift şerit yolda rahmetli Süleyman Demirel'in zamanında yapıldı o yol. Hı-hı. Çift şerit yol eski badem yoldu. Yani ondan yani bir hizmet görmedi yani Mudanya. Umarım bu dönem inşallah hizmet alır. Yani inşallah biz de diyoruz ki kabuğumuzu kıralım. Bize her şey yani turist gelsin, piyasa canlansın, esnaf para kazansın. Yani bir şeyler olsun. Ama maalesef bu zamana kadar hiçbir şey yok yani. Kuru kuruya trafik, kuru kuruya kalabalık var. Aynen yani, öyle. Adam orada durup da bir kilo balık alamıyor. Trafik yok. Evet, arabanın duracağı araba yer durma yok. Park yok ya. Öyle. Bak bakın mahallelerin arası bütün yukarı kadar komple her taraf otopark. Hep yabancı araba, Mudanyalı değil. Yani insanlar ne yapsın ama nereye çeksin? Yok, yer yok. Doğru. Otoparkımız yok, yolumuz yok, denizimiz yok, turizmimiz yok, üretim yok, sanayi yok. Şimdi buna hiçbir yok Mudanya'da. Var mı efendim? Yok. Maalesef. O zaman biz ne yapacağız? Anca emekli olacağız, emekli gibi oturacağız. Anlıyorsun emekli bir şeye göre. Çay bahçesine otursak zaten aldığımız emekli maaşın günlük şey yetmez. Doğru. Doğru. Banklarda yani. Çekirdek ekonomi, ekonomide sıkıntı da evet. Yiyemeyiz, içemeyiz yani. Peki. Yani Mudanya'nın dertleri hakikaten çok. Umarım bu dönem biraz yatırım alır da kabuğunu kırar. Vallahi inşallah. Umudumuz o yönde. Evet. Biraz da siyaset konuşalım. Konuşalım. Geçmişteki olur. Siyasileri ve siyaset modelini birazcık sizden dinlemek isterim ben. Şimdi şöyle. Geçmişteki siyasetle şimdiki siyaset arasında çok büyük fark var. Ne gibi? Biz siyaset okulunda okuduk. Hı hı. Okul derken Süleyman Demirel'in öğrencileriyiz. Hı hı. Yani bugün şimdiki siyasetle eski siyaset derseniz çok fark var. Çok. Bir kere siyasette adam satma yoktu bizde. Biz çıktığımız yolda insanları yolda değiştirmiyorduk. Hı hı. Şimdiki siyaset öyle değil. Dostluk da değil. Arkadaşlık da değil. Bir kişi 4 kere aday oluyor. Yiyorlar, içiyorlar, yüzle bakıyorlar, göz göze geliyorlar. Acaba ben bunu nasıl halt ederim? O zaman siyasetten işte bu zaman yoktu bu. Biz siyasetin okulunu doğru yol, Demokrat Adalet Parti'de okuduk. Bakın, biz okulunu okuduk. Hocamız, öğretmenimiz Sayın Rahmetli Süleyman Demirel'di. Bursa'da da hocamız da Sayın Turan Tayandı Bakanımız. Buradan kendisine hürmet ediyorum. 35 sene yanında siyaset yaptık. Hakikaten de Bursa'ya gelmiş geçmiş en büyük bakanlardan biridir. Evet, o da size yani, sevgilerini yolladı. Reklam evet. Arası telefonla konuştuk. Evet, yani şimdi siyaset yani şimdiki siyaset gibi değil. Hı hı. Yani şimdi her şey menfaate dönmüş yani siyasette. Yani bir yerlere gireyim. Ya benim siyasette ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi siyasette Mudanya'da meclis üyesi olsam ne olur? Yerim yok. İş adamı değilim. Hı hı. Şimdi biz böyle düşünüyoruz. Bu sefer girmediğimiz içinde başkaları giriyor, daha değişik şeyler oluyor. Hani onlara da hani yol vermiş oluyoruz. Yani bu siyaseti dürüst insanlar yapacak. Giymeyen, içmeyen insanlar yapacak. Allah korkusu olan insanlar yapacak. Halka hizmet, hakka hizmet olarak yapacak. İşte biz bu dersi hep Adalet Partisi kökenden aldık. Bakın. Eski abilerimiz vardı, hala görüşüyoruz. İdris Sevinç, Işık Uğultu, Hüseyin Çiftlikloğlu, Mehmet Gazioğlu, Nurhan Tekinel, Baki Ataç, Turan Tayan, İlhan Parseker gibi. Bakın şu saydığım şeye bir bakın. Şu kadroya bir bakın. Aynı Real Madrid futbol takımı gibi. Hiçbir siyasette bu insanlar hiçbir zaman kaybolmaz. Bakın hepsi aslanlar gibi ayakta. Anlak kafası dik geziyor. Ben bunlara siyaset yaptım. Bizim abilerimiz bunlar. Gençlik kolundan geldim. Hiçbir yere zikzak yapmadan ilçe başkanlığına kadar geldim. O parti beni Marmara Birliği'ye de getirdi. Yönetici yaptı. Partiden girdik. Şevket Tamaç, Kamuran Yılanlı gibi aklıma daha gelmeyen yani abilerimiz var. Hı hı. Mesela milletvekillerimiz vardı. Yani biz buna yanında bu siyaseti yaptık. Şimdi o zamanla bu zaman arasında çok çok fark var. Çok fark var. O zaman mı güzeldi? Tabii o zaman güzeldi tabii. Şimdiki siyaset değil ki. Şimdi. Ben şimdi mesela Mudanya'da bir belediye başkanı adayım.
mesela ben şu listene çalışacağım. Giderim bu listeye koyarım. Bu liste onaylanacak. Ben bu adamlara seçim alacağım. Şimdi öyle yok. Şimdi siyasette o onun akrabası yaz bire. O bilmem ne derneğinin oğlu yaz ikiye. Ondan sonra sonuç. İşte sonuç. Sonuçları belli. İki şimdiki bundan bir ay evvelki seçimlerde sonuçlar her yerde belli oldu. Hatırdan gönülden bu işler olmuyor. İşte hatır gönül olursa dürüst adamlarına çıkarsan partinin %1'li, %15'li, %35'li hiç fark etmez. Bakın 99 hatırlarsınız %2'lik parti Erdoğan Bilenser geldi belediye başkanı oldu Büyükşehir'e. Öyle mi? %22'den Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit başbakan oldu. Ana plan MHP koalisyonda hatırlarsınız. Hı hı. Şimdi siyaset bunun neresinde? Biz yani şimdi siyaset yaparken yani o zamanlar yani böyle bir şey vardı. Yani böyle bu dayatma yoktu. Atıyorum bugün mesela bir Bursa'da bir sorun olacak mesela. Belediye başkanları o olacak bu. Bu kaos yoktu. Hı hı. Bu kaos yoktu. Yani kim nasıl seçim kazanacaksa listesini yapacak, getirecek. Bu ben bu listene katılıyorum. Ben bu listene bütün vebali boynuma kazanırsam bunun ben mesuliyetini kabul ediyorum. Ama şimdi öyle değil. Polatlı'ya gelmeden isimler değişiyor. Bu benim akrabam. Polatlı uzak. Yok yani. Evet. Laf gelişi. Evet. Ankara'ya girmeden listeler değişiyor. Hiç kimsenin haberi olmuyor. Hı hı. Menfaat hizmetten öne geçti. Bizim partimiz de yoktu. Biz çünkü bu partinin okulunu okuduk. Bugün Demokrat Parti'de, bugün Adalet Partisi olmak bir ayrıcalıktır. Bugün hakikaten öyle. Siz yani yıllarca gazetecilik yaptınız. Kökleri zaten. İşte Cavit Bey, Cavit Çağlar mesela abimiz. Yani babamız diyen bize çok yardımcı oluyordu. Hı-hı. Hani partiyi ayakta tutan insanlar vardı. Hani ama biz hep böyle şeffaf yani şey yapardık. Bir yere gelelim demiyorduk ha. O partinin neferi olarak koşuyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi partiye adım attım, girdim herif meclis üyelerini soruyor. Nereye gelebilirim? Nerede durabilirim? Nereden ne ekmek kapabilirim? Bizde bu yoktu. Bizde yoktu. Biz halka ve hakka hizmet olarak siyaset yaptık Doğru Yol Partisi'nde. Ama maalesef şimdi siyaset yani menfaata dökülmüş. Arkadaşlara birbirine kazık atma zanaatı olmuş. Yani ondan böyle yapınca da bazı şeylerde açık açık meydana çıkıyor. İşte seçimlerde bazı yerlerde gördük. Evet. Yani taşıma suyuna değirmen dönmüyor. Taşıma suyuna değirmen dönmüyor. Hani bu oyla olan bir şey, halka dokunandan olan bir şey, halk teveccühü olan bir şey. Sen kalkıp da Bursa'dan yollarsan 4 tane meclis üyesi Mudanya. Evet. Yani halk bunu görür. Hele Mudanya halkı. Hele Mudanya halkı affetmez adamı. Yani Mudanya rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Mudanya nasılsa Türkiye'de öyledir. O hale geliyor. Şimdi aklıma geldi. Mudanya nasılsa. Mudanya seçimleri az şok böyle tayin eder bir yerdir. Yani o zaman öyle der rahmetli. Hakikaten Mudanya bu siyasi yönde yani bilinçli, Nüfer gibi akıllı, oyunu nereye kullanacağını bilen, kişiyi tanıyan insanlar mesela. Mudanya'da beni tanımayan bir adam yoktur. 100 bin nüfusun 80 bini beni tanır. Kişiliğimi bilir. Ne olduğumu bilir. Adam oyu da verirken neydi? Dürüstlüğüne veriyorum kardeşim. Gece 12'de de kaldırım, benim işim halleder. 12'de de 1'de de kaldırım, bana ambulansını yollar, evimden aldırır. Bu adam hizmet adamı. Yemez, içmez, götürmez. Bu çekil bir adamdır. Oyunu seve seve gözü arkasında kalmaz. Bildiği insan oy verir Mudanya halkı. Evet. Yani tanımadığı adama oy vermez. Ondan bazı siyasi partiler de işte bunların cezasını çekiyor. Bu bunun arkadaşı, bu bunun dostu. Efendime söyleyeyim, bu bilmem ne dernek başkanının oğlu, o bilmem ne derken Mudanya'da çıkan tablolar işte çıktı meydana. Ondan Mudanya'da siyaset yapmak çok zordur. Mudanya halkı bilir, doğruyu bilir yani. Ahbap çavuş ilişkileri değil ki bireysel menfaatler değil. Ülke ve memleket. Menfaatını dürüst insan ister. Dürüst insanları seçer. Mudanya halkı mesela şimdiki de mesela Hayri Bey de mesela dürüst insandır. Mesela her zaman ben söylüyorum. Yani hiç gözün arkada kalmasın. Yani o yönden yana. Evet, siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Biz yine bir kısa reklam arası verelim. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Sevgili misafirler, bugün çok hayırlı bir iş için toplandık.
Bu iki arkadaşımız aynı yola beraber çıkmaya karar vermişler. Sen otomobil sürücüsü hanım kızım. İyi günde kötü günde motorlu arkadaşlarını sıkıştırmayacağına, sağına soluna girdiklerinde sinirlenmeyeceğine söz veriyor musun? Evet. Peki sen motorcu kardeşim kaskını, eldivenini, dizliklerini takmadan yola çıkmayacağına söz veriyor musun? Evet. Peki sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. O zaman ben de sizi motorcu dostu trafik hareketinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak yol arkadaşı ilan ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Su hayatın özüdür. Hayatınızı böyle boşa harcar mısınız? Yarınınızı bile bile ziyan eder misiniz? Dünyanın iyi ellere ihtiyacı var. Suyun her damlasına kıymet ver. Suyu, yani hayatınızı israf etmeyin. Su güçtür, su güzelliktir. Su aşktır. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı, mutluluğu hepsi suyun kaderinde. Su tasarrufu geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Suyu israf etme. Su varsa hayat vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı. Ne güzel reklam tanıtım değil mi? Böyle evet. Bursa'yı, dört bir tarafını, Mudanya'sı, Irgandı'sı, evet, her çok, tarafı tanıtıyor. Çok güzel, çok güzel. Evet, siyaset konuşuyorduk. Evet. Eski siyaset modellerini konuşuyorduk. Mesela ilçe başkanlığı yaptınız. Evet. Yerel seçimler için örnek verelim. Nasıl hazırlanırdınız? Adayınızı neye göre tayin ederdiniz? Nasıl şimdi seçerdiniz? Bizim, tabii o zaman 100 bin nüfus yoktu. Hı hı. Yani eskiden şöyle diyeyim. 10 bin, 12 bine olan belediye başkanı oluyordu. Mudanya'nın nüfusu bu kadar değildi. 2000'li veyahut da 94'lü yıllarda. Şimdi Mudanya'da tanınan 3 tane isim vardı. Evet. Şimdi biri gider biri gelirdi. Aynen. Şimdi, demir yani, teslim. Bir ona bir ona. Demir teslim. Yani
Bir Erol abi vardı. Bir Hasan Aktürk vardı. Evet. Ara sıra Mehmet Karadağ abimiz var. Doğru Yolcu Veski. Yani bu üçünün arasında Mehmet Karadağ kazanamadı ama bu arada çıkanlar hep iki dönem bu, üç dönem bu. Evet. Böyle devam ederdi. Hani evet. Anavatan Partisi o zaman Anavatan evet. vardı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi bir ara SHP vardı. Bir de Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi veya Doğru Yol Partisi bizim dönemimizde. Adaleti gençlik yıllarımızda Adalet Partisi'nde olduğumuz için ondan sonra Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller'in dönemleri filan hep partinin içindeydik. En son işte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'dan siyaset yapma imkanı bulduk. Şimdi bu dayada şöyleydi. Bu adamları insanlar tanıyor. Çıkan adamlar belli. Evet. Şimdi seçim zamanı geldi mi acaba Hasan Aktürk nereden çıkacak? Erol Demirsar nereden çıkacak? Parti olarak. Parti olarak şimdi. Şimdi herkes onu merak eder. Mesela bu zamanda da mesela geçtiğimiz bu bir ay evvel seçimlerde mesela Erol Demir abi, Erol Demirsar, evet. Erol abinin adı da çok geçti. Evet. Mesela. Evet. Erol Demirsar. Aday olabileceği beklentisi vardı. Hasan abi istemedi zaten kendisi. O da saygıdeğer bir abimizdi. Hasan abi de dürüst. İkisi de birbirine hakikaten de iyi bir insandır. Hani bunlar ikisinin arasında geçerdi. Seçimlere 3 ay kala Erol Demirsar, Hasan Aktürk yarışı başlardı. Yani eskiden. Evet. Eskiyi sorduğunuz için söylüyorum. Biz de tabii şimdi şöyle 1973'te rahmetli Adnan Hancıoğlu Adalet Partisi'nde Demokrat Parti'de Adnan Hancıoğlu rahmetli kurucu Allah lütfen yatırsın Süleyman Demirel arkadaşıydı. Ondan bir dönem 73'te belediye başkanlığı yaptı. Yaptıktan sonra Doğru Yol Partisi'ne, Demokrat Parti'ye Mudanya'da hiç belediye geçmedi. Bakın. Ali Narin Demirtaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ondan aldı. Yanılmıyorsam herhalde 3 dönem falan yaptı. Yanılmıyorsam 2 kesin de 3'ü hatırlayamayacağım. Ondan sonra değişik şekilde Hasan Aktürk, Erol Demirsar gibi bu döneme kadar gelmişti. Evet. Yani şimdi o zamanlar insanlar ufak yer birbirini tanıyor. Ama hakikaten de yani şimdi kimin nereye oy attı da belli. Kimin ne yaptığı da belli. Ufak yer tabii ki. Yani herkesin fikri zikri bir. Ama en iyi tarafı siyasette husumete yer olmadığını, siyasette kavgaya yer olmadığını, bu seçimler geçer, yarın yine yüzle bakacaksınız. Yani bunu biz çok iyi biliyorduk. Tabii mesela, küçük yerlerde dostluk. Şimdi şöyle bir yerde oturduk. A partisi, B partisi hiçbir şey önemli değil. Tabii. Hani oturduk. Yani birbirimizden dal geçerdik. Hani işte biz alacağız, işte şöyle oluyor, işte böyle oluyor. Yani şimdi bunlar yok. Evet, güzel ve seviyeli yani, şeyler vardı. Siyaset vardı. Evet. Eskiden çok seviyeli bir siyaset vardı. Şimdi liderler maalesef, bazında bile birbirlerine tabii, çok takılırlardı ama. Rahmetli Erbakan, Türkeş, Ecevit, Demirel. Efendim bunların siyaseti bambaşkaydı. Otururlardı canlı yayınlarda. Üsluplarını bozmadan birbirlerine güzel itifatlarla siyaset yaparlardı. O zamanları yaşadık. Doğru. Yani o zamanlar tabii bambaşka bir siyaset vardı yani. Yani o eski insanlarda yani 74'te işte o kuyrukları anlatırdı Demirel. Evet. Onun da bir şeyi var. Fotoğrafı alırdı rahmetli. Benim köylüm benim çiftçim diye meydanlarda koşardı. Evet. Yani şimdi eski öyle bir siyaset şimdi şu an yok. Giderdi Karacabey'deki soğancının tarlasına giderdi Süleyman Demirel. İşçi bağırırdı kara olan diye. Hani yani emekçinin, işçinin Cumhuriyet Halk Partisi yani. O zamanlar onun partisiydi. Çiftçi, dul yetim işte neyse o da Süleyman Demirel'in Adalet Partisi de. Evet yani, öyle bir şey vardı. Yani, evet evet yani kitleleri şimdi vardı, kitleleri vardı. Yani şimdi kitlelerde işçi, emekçi mesela o kesim o zamanın sol kesimi denildi. Evet. O zaman şimdi gerçi solda kalmadı. Sağ sol karıştı. Yani sol sağ şimdi artık siyasette sağ sol yok biliyorsunuz. Maalesef. Yani kimse kimsenin ne yaptığını kestiremez. Yani öyle bir ana geldi. Yani ondan o zamanlar sol denince kara olan Ecevit işte Kıbrıs çıkarmaları bunlar konuşulurdu. Bunlar hatırlanırdı. İşte Süleyman Demirel de işte benim köylüm benim çiftçim dedi. Hakikaten de o dönemde benim çiftçim benim dedi. Bugün 10 ton zeytin satan bir üretici traktör alabiliyordu. 10 ton zeytin satan bir üretici çocuğuna düğün yapıp
buradan buraya kadar bilezik takabiliyordu. Hı hı. Şimdi 10 ton zeytin alıp da ilaç parasından traktör ödeyemezsin. Nereden nereye yani geldi? Yani çiftçilik vardı. Hı hı. Üretim vardı. Üretim vardı. Her şey boldu. Yani her şey boldu. Yani şimdi tabii biz konuşuyoruz ya biraz da lükse geleceğiz. Tabii şimdi, koşullar böyle şimdi değildi. Şimdi koşullar böyle değildi. Evet. Telefon yoktu. 124 evet. Araçları vardı. Evet. Efendime söyleyeyim bugün bakalım. Traktör yoktu. Bakalım. Bugün 20 dönüm yeri var. 150 milyarlık traktöre biniyor. Bu şimdi devletin suçu mu? Ortaya konuşmak lazım. Siyasi doğru. Değil bu. Doğru. 5 milyarlık telefon alıyorsun. Evet. Bu devletin suçu mu? Değil. Ondan sonra ödeyemediğinde işte hükümet. Ya hükümetle ne alakası var bunun kardeşim? Ayağını yorgana göre uzatacaksın. Anlıyor musun? Her gün tas kaba binmez. Biraz da kuru fasulyeyi. Anlamadın yani. Sen yani herkes iyi arabaya binmek ister. 500 milyarlık Mercedes'e, BMW'ye binmek ister. İster. Ama şartların öyle gerekmiyorsa onu yapmayacaksın. Biz ne yapıyoruz? İşte A9 çıktı 7 milyar al. İşte A10 çıktı 5 milyar al. Ödeme gücü yok. Kredi evet. Kartları dolu. Bunu da mı hükümet yaptı? Bunu da mı hükümet sana git o telefonu al diyor. Onu yap diyor. Hani lükse kaçtık biraz da. Fazlasıyla. Yani lüks kesin var. Fazlasıyla ama. Yani eskiden bir pantolon geldik. Affedersin söküldü mü diktirdik. Tabii. Hani. Tabii. Hani, yırtıldı mı yama kardeşim, yapılırdı. Benim çocuğum 500 milyonluk ayakkabı giyiyor. Kinetik mi neyse 500 milyonluk bilmem ne giyiyor. Kardeşim biz bunları görmedik. 30 liralık gömlekle bayrama çıkardık. Ha bir de ondan öyle iş yapın yani. Şimdi lüks yani şimdi hep de siyasilerde suçu değil burada. Benim bu iktidar ne benim babamın ne onun babasının. Ama tabii burada, bu lükse kapıları açan kimdi? Şimdi kapıları açan şöyle bakın. Lüksü kapıları ne kadar açarsanız açın. Hiç kusura bakmayın. Lüksüye ne kadar kapıyı açarsan aç. Herkes ayağını yorgana göre uzatacak. Sen şimdi 10 liralık şeyi 15 lira faizden alırsan, kredi kartını alırsan bu sana hükümet gelip de bunu al mı dedi. Ben şimdi bakın ben siyasi olarak düşünmüyorum. Hükümeti de met etmiyorum. Yaptığını da eleştirmiyorum. Ben siyasi değilim. Ama ortaya olan bir şey var burada. İnsanlarımız fazla lükse kaçtı. 20 dönüm yeri var. Bugün 240-20 milyar traktörüne bunu yapabilirsin. Ahmet'te var ya, Landini motor alacak 150 milyar lira. Onu ödeyemiyor, satıyor, para alıyor, tekrar Ziraat Bankası'na borçlanıyor, tekrar devir yapıyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi buna hiç gerek yok. O bu traktörü almam, o 20 milyonluk traktörden işimi görürüm. O borcu da girmem efendim. Şimdi bunun kimin suçu var burada? Her kapıda bir tane iki tane traktör var. Adamın ihtiyacıdır. 300 dönüm arazisi vardır. 100 dönüm arazisi vardır. 70 dönüm arazisi vardır. Ama inanın bana 10 dönüm arazisi olmayan adamın altında bile 150 milyonluk traktör var. Bu da lüks değil mi efendim? Hı hı. Adam 2200 liraya çalışıyor. Elinde bakıyorum 5 milyonluk telefon var. Bu da lüks değil mi efendim? Maalesef ya sende vardı bende. Şimdi sizde vardı bende yok bu hesabına girersek burada hükümetlerin ne suçu var? Peki o zaman siyasette ne değişti de bugün o 30 yıl önceki, 15-20 yıl önceki siyasi model değişti? Şimdi siyasette ne değişti? Şimdi 1973'te Mudanya'nın İl Genel Meclis Üyesi Kamuran Yılanlı abimiz o zaman İl Genel Meclis Üyesi'yken bütün köy yollarını o yaptırmıştı. 73'ten bu tarafa o köy yollarının hepsi yama oldu, asfalt olmamıştı. Bakın ben festival yapıyorum Akköy'de. 3 günde Büyükşehir'e 4 kilometre yolu asfalt yaptırdım. Araba yürümüyor. Bakın. Arabalar perişan halde. Yani. Şimdi yollara bakıyorsunuz. Hakikaten de yollar dört dörtlük. Köylerde bilmiyorum. Barajlar, yollar. Ben yalnız şimdi bunları anlatırken hükümet yanlısı falan da değilim. Yani bunda yok yani. Şimdi oradaki zamanla burada şimdi belediye hizmeti başka bir şey şimdi. Yani. Şimdi Büyükşehir yasasından Büyükşehir'e geçtiği zaman insanlar Büyükşehir'den hizmet alamama korkusu vardı. Hı hı. Ama hakikaten de alıyorlar. Şimdi Büyükşehir'de yani alıyor. Alıyor. Yani bedenini bir şekilde ödüyor. Tabii canım. Şimdi mesela baraj mesela yapıldı. Yalçıplık köyüne güzel asfaltlar, yollar. Hani bunlar yapıldı. Şimdi bunları yani yaparken de yani şimdi eskiye dönelim. Barajların uzmanı Sayın Süleyman Demirel'di. Evet. Barajların. Evet. Yaptığımız barajlar Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi'nin bakın
yapmış olduğu hizmetleri, yani o yokluğa karşı, o fakirliğe karşı, yani düzeyimiz düşük derecede. Fakir yokluk vardı ama tabii huzurumuz da vardı. Bir tarhana çorbasına 6 kişi kaşık sallıyorduk. Ama anladınız mı? Ama bolluk da vardı o zamanlar. Yani Demokrat Parti döneminde. Barajlar yaptı. Bak Urfa'ya o bütün o barajları, köprüyü mesela. Köprü yaparken bunu ne yapacaksınız diye bağırdı eskiden. Bu köprüyü neden yapıyordu? CHP'ler bağırıyordu. Karşı çıkardı Süleyman Demirel'e. Hani işte bu kadar para oluyor mu, işte şu oluyor, evet, bu oluyor. Bunları, evet, hatırlarsınız. Yani şimdi yapılan işin, yapılan hizmetin azı çoğu yok. Her gelen hükümet bir şeyler yapmıştır. Ama az, ama çok, ama eksi, ama artı. Bir şeyleri vardır. Sonuçta Demokrat Parti'nin, eski dönemden kalan Demokrat Parti'nin yapmış olduğu hizmetleri, yani şimdiki olan iktidarda yapmıştır ama, yapmıştır tabii ki, yapmıştır. Ama o zaman daha başkaydı. Süleyman Demirel'in dönemi daha başkaydı. Eski özlem var yani. Var tabii. Eski, şimdi eskiyi kim özlemez efendim? Evet. Eski kim her özlemez? Her konuda birçok şeyden yani, özlüyoruz. Yani yediğimizden içtiğimizden varasıya kadar. Maalesef. Yani yedik içtik yapılan hizmetlere kadar, yediğimiz içtiğimiz bugün suni olan ilaçlara varasıya kadar, gübrelere varasıya kadar. Bakın yani bütün o ektiğimiz domatesler, o kokusu, toprak kokusu olan domatesler var mı? Kalmadı, hiçbiri kalmadı. Yani yerken toprağın kokusunu hissediyordunuz. Yani nerede? Yok. Her şey suni. Yani artık tabii devir değişiyor. Gübreler dışarıdan, yurt dışından geliyor. İlaçlar yurt dışından geliyor. Yani zaman değişti, devir değişti. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama bizden sonra gelecekler de belki bizim bu bizden yaşadığı anları anlatacak. O zamanlar, evet, çok güzel diyecek. Tabii. Bir de o var yani. Tabii. Yani gidişat dünyanın gidişatı değil çünkü. Sadece Türkiye değil. Hı hı. Yani şu an ekonomi iner çıkar, çıkışlı şeyler olur. Her hükümette oluyordu bunlar. Yani dolar çıkar efendim. İnanın bana en çok bağıranlar da bu dolar meselesinde cebinde 10 lira dolar olmayanlar. Cebinde 100 dolar yok. Ay. Akşam televizyona bakıyor. Dolar 5.87, 5.85. Yapsana ne? Ver 100 dolar. Yok. Oğlum sen ne kayırıyorsun ki? Devlet var, millet var. Devlet piyasası var, devletin şeyi var. Onlar kayıracak. İş adamı bağırmıyor. Cebimizde 100 dolar yok. İşte dolar bilmem kaç oldu. Yapsana ne? Sen bak ekmeğine, dolarla ne işin var senin? En çok bağıranlar, dolar çıkar da cebinde dolar olmayanlar bağırıyor. Ben samimiyetimle bu arada dolar 5.86 olmuş. O ne be? Ben 5.87 dedim ama evet, diyecek demek ki. Şu anda ekranda bunu görebiliyoruz. Yani, siyasetin şeyi budur. Yani siyaset eskiden daha güzeldi. Ya şey var tabii, hani o Doğru Yol Demokrat Parti mesela Bursa'nın kalesi. Bursa onlar için kaleydi. 8'de 8 milletvekili çıkarttırdık. Yani, bakın 8'de yani. 8 Samsun. Hı hı. 8'de 8 Sinop. Hı hı. Aydın. Muğla. Bakın zayıf olduğumuz yerler Ankara'dı. Evet. İstanbul'du. Bakın İzmir'di. Aynı sanki bu dönemin yani anımsatıyor. Yani. Evet, deja vu. En zayıf olduğumuz yerler Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi döneminde buralardı. Bakın, üretim yapan kırsal kesim, çiftçi kesimi, bunlar hep Adalet Partili'ydi. Bakın, oylar bir gelirdi böyle, kalıp halinde. Şak, doğru, Demokrat Parti sayardık, bakardık. Hani yığılırdı böyle, öbür partilere 3 tane, 2 tane, 1 tane. Mesela bazı köylerden dahi bir tane oy çıkmadığı zamanlar oluyordu. Bakın bir oy çıkıyordu ya başkasına. Bunu kim attı diye araştırdık. Bir oy. Doğru. Ahmet abim attı, Mehmet abim attı. Hani o şekilde yani. Şimdi öyle değil. Kimin de oy attığını da kestiremiyorsun. Belediye başkanları geliyor. Ona diyor tamam. O gidiyor. Ona diyor tamam. O gidiyor arkadan diyor ki ya buna mı oy vereceğim diyor. Hani şimdi seçmen siyasi, cephesi de şey şimdi yani. Değişti. Eskiden oy yoktu tabii yani. Şimdi bizim zamanımızdan bu zaman arasında çok fark var. Hı hı. Sadece siyasetçiler değişmedi, seçmen şimdi, de değişti. Seçmen de değişti tabii şimdi. Yani seçmen de şimdi yani ben şu partili lim deyip de kendini tescil etmiyor. Hı hı. Bakın tescil yok. Korkuyor diyemiyor. Veyahut atacak yapamıyor. Evet. Ama sandığa gitti mi Ahmet amca ne yapacağını biliyor. Hani. Tabii. Hani ondan eskiden böyle değildi. Evet. Arabada inerdik. Aa bak işte doğru yolcu mesela. Ben bir mesela doğru olacak bir patentim. Her yerde.
Mesela 5 tane doğru yolcu kaldıysam odaya bir de benim. Evet. Yani. Bir de şey Demokrat var onlarda. Parti. Yani ben diyor işte o kratı gördüğümde o mührü oraya basarım. Ama öyle, ama böyle. Başka yere elim gitmez evet, diyor. Evet evet ama öyle. Bak bakın bugün mesela 46 ruhunu taşıyan siyasette 46 ruhunu taşıyan kim kaldı? Kimse yok. 46 ruhunu taşıyan amcalarımız, dedelerimiz çoğu öldü. Evet. Yani kimse kalmadı. Hı-hı. Şimdi bakıyorum şimdi hala da köylerden çıkan 10 oyu varsa yaş bölümüne bakıyorum 70-80 yaşındaki insanlar. Tabii. Yani oraya gönül vermiş teyzelerimiz, nenelerimiz, eşi Demokrat Partili, eşi Doğru Yol Partili, ondan ilham almış yıllarca eşinle beraber oy sandığına gitmiş, Doğru Yol Partisi'ne oy veren insanlardan 10 tane oy çıkıyor, 20 tane oy çıkıyor. Bakın. Doğru. Ondan doğru yolcu olmak da bir şereftir. Bakın. Adalet Partili olmak da. Hı hı. Şimdi parti yok, partinin tirajı düşük olabilir. Ama hakikaten de Demokrat Parti'nin, Adalet Parti'nin yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir parti şu anda bile. Yani her ne kadar tıraj yüksek olsa olsun. Yani dediniz ya biz Doğru Yol Partisi'nin okulundan geldik evet, diye. Geldik. İşte saydığınız isimlere bakıyorum şimdi. Hepsi bakın, hepsi hala var. Hala var. Basın mesela İdris abiyi görüyoruz. Evet. İdris Sevinç Bursa'nın mesela Allah rahmet eylesin Cenkçiler. Hı hı. Abdülkadir abi. Abdülkadir Cenkçiler. Yani bakıyorum da yani şu milletvekillerine bakın. Yapmış milletvekillerine bir bakın. Hı hı. Aile bir yani okul. Biz bu okulda okuduk işte. Onlar bizim abilerimizdi. Siyasi abilerimizdi. Turan Tayan. Bugün bir ekol. Bugün bir ekol. Hani hala kimse bu kent bu, için, bu ülke bakın, için kafa yoruyorlar. Bakın şimdi Turan abi her düğünde var. Hı hı. Hiçbir menfaati var mı? Hiçbir milletvekili de yıllarca hep milli bakanlıklar yapmış. Milli eğitim, milli savunma, hı hı. Anayasa komisyonu, hı hı. Başkanlığı, işler, meclis. Neyse hepsini yapmış. İl başkanından gelmiş. Buraya kadar. Adam her düğünde bakın kim çağırırsa, hı hı. Kim davet ederse herkesin davetine icabet ediyor. Bakın işte siyaset bu. Bakıyorum köy hayırları oluyor yemeklerde bakıyorum Turan abi orada. Düğün oluyor Turan abi orada. Sünnet cemiyeti oluyor Turan abi orada. Bakın hala da tahminim Turan abi 43 doğumlu filmdir herhalde. Ben çünkü çok yakınıyım. Çok yakından, hı hı. Siyaset yaptım. Kendisine bakanlık dönemlerinde de yanında bulundum. Hani bakın. Hı hı. Hani hiç yani siyasette zaten bakın siyaset böyledir. Siyasette satarsan satılırsın. Bakın şimdi yan olmayan taraf olamaz. Siyaset öyle bir şey. Yan olmayan taraf olamaz. Satarsan da satılırsın. Siyasette de öyledir. Bugün de böyledir ama maalesef bugün de oraya insanlar bulmak çok güç. Bulamayız. Yani bizim dönemimizdeki siyaset budur. Hiç kimseyi satmadık. Turan Tayancı olarak kabul defterine geçtik. Karşı tarafta rakipleri vardı. Rakibe geliyorduk. Herkesin, hı hı. Bir adamı vardı mesela. Hı hı. Hani bu şekilde siyasette mücadele, doğal mücadelemizi sandıkta yapardık. Mesela Turan Tayan Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. Evet. Yani kırıldınız mı? Yok, hiç kırılmadım. Neye kırılayım ki? Neye kırılayım? Hani şimdi, yıllarca Doğru Yol Partili. Şimdi bakın şimdi tabii kırılanlar oldu. Hı hı. Kırılanlar oldu. Ya işte kendi partisini değiştirdi şuraya geçti falan. Hayır ben kırılmadım. Çünkü bakın ben size bir şey söyleyeyim. Turan abi kendi oyundan Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili yaptı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyundan değil. O dönem Turan Tayan kendi oyundan milletvekili yaptı. Yani o onu geçtiği zaman Cumhuriyet Halk Partiler ayağa kalktı. Biliyorsunuz değil mi? O zaman hatırlıyorsunuz. İlde bayraklar atıldı, yakıldı, dünya yıkıldı. Be kardeşim, dünya yıkıldı ama sana gelen milletvekili yapmaya gelen bir Maradona, futbolcu. Bak bakalım bir sağına soluna. Bak bakalım bir sağına soluna. Turan Tayan kadar iyi bir forvetin var mı senin? Bu sana gelmiş, sen hala da cırlıyorsun. Hı-hı. Hiç cırlama. Meydanlara çıktı, kendi oyundan... Kendi almış olduğu oyunla Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili alan tek adam odur. Bakın, bilmiyorum katılıyorsunuz kalın. Bunun zaman basın şeyi yapıyorsunuz. Yıllardan beri gazetecilik şeyindesiniz. Anlattıklarımda bilmiyorum, duyduklarımda bir şey var mı? Siz de tabii teyit edersin, etmezsiniz. Ama Turan Tayan hakikaten de bir ekoldür. Siyasete gelmiş geçmiş. Hiç kimse diyebilir mi? Turan Tayan benim bir çayımı içti. Diyemez. Turan Tayan şunu yaptı. Diyemez. Turan Tayan adam gibi siyaset yaptı şu memlekette. Adam gibi milletvekillerinde bulundu.
Yani bizim okulumuzda yetişen birinin başka bir siyasi partiden teveccüh edilmesini biz onurla gururla karşıladık diyorsunuz. Ya tabii karşıladım. Şimdi bakıyorum benim partim zaten o dönemde 2000 kaçtı herhalde? 14 müydü? Hı hı. 2014 seçimleri. Şimdi biz baktık parti zafiyette. Şimdi bakın şimdiki bu durumda AB Partisi diye bir şey yok. İnsanlar zaten hani bakıyorum artık insanlar şu an ideolojini kaybetmiş. İdeoloji yok. Hı hı. Bir bakıyorsun A Parti'deki B Parti'den milletvekili oluyor. Öbürkü öbür partiden milletvekili oluyor. Sağcı solcu kalkmış. Sol partiler sağ olmuş. Yani şu anda. Hı hı. Şimdi bunun neyin hesabını yapıyoruz ki? Yani Turan Tanrı'da gider mecliste. Herhangi bu da Türkiye'nin partisi. Bu da Türkiye'nin şeyi. Gider evet. Paşalar gibi de görevini yapar. Orada gereken şeylere Turan Tayan imza atar. Evet, Atatürk'ün kurduğu partide. Atatürk'ün bir partisi. Evet. Bütün partilerimiz bizim. Kesinlikle. Yani o biz AB Partisi diye kayıtlanamıyor. Mesela yani ben de olabilirim. A Parti'den B Parti'den hiç önemli değil. Hizmetin partisi olmaz. Artık bu hale geldi. Yani evet. Eski ideoloji, parti ideolojisi kalktı. Evet, artık yani bundan sonra ülke var, menfaat var. Hangi iktidar iyiyse, hangi iktidar ben oradan milletvekili olurum. Şahsıma. İyi yapıyorsa. Hı hı. Ama kötü yapıyorsa çekersin kıyıya beklersin bunu. Yani ondan. Evet siyasette nadas da önemli. Nadas önemli. Kesinlikle. Kendini devamlı da biraz kıyıya çekip de biraz evet. Nadasa bırakacaksın. Evet. Çünkü o tarla devamlı çilek vermez. Aynen öyle. Evet. Nasıl konuk koltuğunda oturmak keyifli mi? Vallahi daha kolaymış burası. Yani yok. Ay, sevindim. Ama burası daha kolay efendim. İyi, sevindim o yani, zaman adınıza. Vallahi çok kolay. Çünkü alışkanlıktan mıdır nedir? Yani artık burada oturmak daha kolaymış. Oradaki sizin oturduğunuz yer daha zor. Peki. Soru sormak da zor. Yani siyasetin kısacası evet. Anayasa dürüstlük. Dürüst olursan aynen. Herkes de parti bakın siyaset parti siyaset gütmeye hiç gerek yok hiçbir zaman. Artık eskiden de o. İnsan olmanın temelinde dürüstlük, evet. Saygı, hoşgörü olmalı. Eskiden duvarlara yazı yazardı. İşte şu yazısı, bu yazısı. Hı hı. Yazardık. Yazarlardı. Biz silerdik gençliğimizde. A Parti yazardı. İşte evet. şu gece giderdik silerdik kaldırdık. Mesela karşı karşıya gelirdik. Artık bunlar yok. Bunlar yok. Önce Türkiye'nin menfaatı. Önce ekmek, iş, aş. Evet. Yani çocuklarımıza. Temel sorunlarımız. Temel bakın. İşsizlik %15. Doğru. Yani biraz da ekmeğimize bakacağız. Boş işlerden halk olarak uğraşmayacağız. Türkiye'nin var olduğu çünkü bu Türkiye'yi biz kolay kazanmadık. Aşkale'de, Çanakkale'de verilen şehitlerimizi biliyorsunuz. O yatanlar, bu devletin milleti bugün onlar olmasaydı biz yoktuk. Doğru. Ondan biz siyaseti yaparken yani kim iyi yapıyorsa hiç yani siyasi parti gözetmeden onun yanında olacağız. Hani güç olacağız. Evet birlik beraberliğimizi koruyacağız. Dışarı, çünkü dışarıdaki o güçler Türkiye'nin zayıf olduğunu anlamasın. Yani bizi her zaman dik dursun. Yani Atatürk'ün zamanında bu şehitleri verdik dedim ya, bu şehitlerimizi verdik. O zamandaki gibi bu büyük savaşları kazandık. O topu taşıyan nenelerimizden, dedelerimizden Kurtuluş Savaşları çıktık. İşte bunları herkes göz önünde bulunduracak. Unutmayalım. Türkiye sevdalısı olacak, Türkiye'yi sevecek. Hiçbir iktidarlar gelip geçicidir. Bugün Ahmet vardır, yarın Mehmet gelir. O koltuk kimseye baki değil. Hiçbir şeyde değil. Makamlarda gelip geçicidir. Ondan ama Türkiye Cumhuriyeti vardır. Ve de var olacaktır. Bu gençlik varken, bu Türk halkı varken her zaman hükümet neyse onun yanında olacağız. Güç peki. Olacağız, birlik olacağız. Peki. Teşekkür ediyorum. Keyifliydi, güzeldi. Sağ olun. Biz teşekkür sağ ederiz. Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün de Günaysın'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah güneşli bir Bursa sabahında umarım tekrar sizlerle birlikte olur. Konuğumuzla birlikte keyifli sohbetlere imza atarız. Hoşça kalın, esen kalın.